Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Edinanis ya da Latince adıyla Nepeta cataria, ballı babagiller yani Lamiaceae familyasından otusu aromatik bir bitki türüdür. Bitki günlüğümde daha önce polimonyumu anlatırken onun yalancı kedi otu olarak da bilindiğine değinmiş, kedi nanesinin adını ilk orada almıştım. Şimdi sıra kedi nanesini anlatmaya geldi. Benim gibi bir kedi severseniz mutlaka kedi nanesini duymuşsunuzdur. Çünkü hepsi olmasa da kedilerin çoğu bu otun kokusuna bayılırlar. Kedi nanesi kokusuyla kedileri sakinleştirir ve daha uysal davranmalarını sağlar. Sadece kediler değil, arılar ve kelebekler de diğer ballı babagillere gösterdikleri ilgiyi kedi nanesine de gösterirler. Kedi nanesi bahçelerde bol güneş alan konumda dekoratif amaçlı olarak kullanılabildiği gibi kabak gillerden yaprak biti ve zararlı böcekleri uzak tutmak için de yetiştirilir. Kedi nanesi yağında bulunan bir madde aynı zamanda yaprak bitlerinin baş düşmanı olan benim de yazın sıklıkla gördüğüme sevindiğim yeşil zar kanat adlı böceği çeker. Bahar sonundan itibaren güz mevsimine dek gösterişli pembe çiçeklerini sergileyen kedi nanesinin gövdesi yaprak ve çiçek şekli tüm diğer nane türlerine benzer ve bitkinin birçok türü bulunur. Hatta limon kokulu bir türü de vardır. Nepeta cataria varietas citriodora. Kedi nanesinin uçucu yağında bulunan nepetalakton maddesi buharlı distilasyon yöntemiyle kolaylıkla elde edilebilir. Kedileri mesleden koku da bu maddeden kaynaklanır. Hatta bu kokunun sadece evcil kedilerde değil, leopar ve pumalar gibi yabani kediler üzerinde de etkili olduğu bilinir. Fakat bilmeniz gereken bir şey daha var ki, yapılan araştırmalara göre kedilerin neredeyse üçte biri bu kokudan etkilenmez. Ve bu etkilenin tamamen kalıtsal bir özelliktir. Kedi nanesinin etkili olmadığı kedilere bir örnek olarak kızım Tatoo'yu da gösterebilirim. Hatta başka kedileri kuzu gibi yapan yapay feromonlar bile benim kızımın üzerinde etkili olamıyor. Kedileri kedi nanesi kadar etkileyen başka otlar da var bu arada. Yine kedi ot olarak bildiğimiz Valeriana officinalis kökü, kivi gillerden bir bitki türü olan gümüş asma yani Actinidia polygama ve pembe çiçekli Tatar hanımeli yani Lonicera tatarica gibi. Hatta kedi nanesinden etkilenmeyen kediler de mutlaka bu üç bitkiden birinden etkileniyormuş. Fakat bunların hiçbirini Tatoo üzerinde denemedim ve denemeyi de düşünmüyorum. Çünkü kediniz çok yaramaz bile olsa emin olun zamanla buna bile alışıyorsunuz. Kedi nanesi yağındaki madde aynı zamanda sivrisinek, hamam böceği, termit ve kara sinekleri de uzak tutar. Kedi nanesi zehirli bir ot değildir. Hatta bu bitki kedilerin yediği çeşitli mamalara da sakinleştirici niteliklerinden ötürü eklenir ya da takviye gıda olarak önerilir. İnsanlar da kedi nanesini tüketebilirler. Örneğin kedi nanesinin çayı demlenebilir ya da aromatik bir bitki olarak mutfakta da kullanılabilir. Hatta onu kurutup tütün gibi sarıp içenler bile varmış ama gevşetici olduğu kadar halüsinojen etkileri olduğu söylentisi de var. Ne var ki kedi nanesi günümüzde artık tıbbi bitki olarak kullanılmamaktadır. Kedi nanesinin bilinen mitolojik bir öyküsü yok ama hitap ettiği canlılar olan kedilere ait bir videoda anlatılamayacak kadar çok efsane ve inanış var. Bu videoyu da bunlarla noktalayalım. Kedileri Antik Mısır'da tanrısal varlıklar olarak saygı gösterilmiştir. Mısır tanrıları arasına yer alan kedi başlı tanrıça Bastet, yuva, bolluk, bereket ve korunmanın temsilcisiydi. Kediler ne yazık ki Antik Mısır'da öyle sevilirlerdi ki, arkeolojik kazılarda sahipleriyle gömülen çok sayıda kedi mumyası da bulunmuştur. Japon kültüründe de kedilerin sahiplerine iyi talih ve zenginlik getiren varlıklar olduklarına inanılmıştır. Japonların Maneki Neko ya da Çağıran Kedi adıyla bilinen meşhur kedi biblolarını kesin görmüşsünüzdür. İnanışa göre bu sevimli kediler patilerini sallayarak bulundukları ortama şansı davet ederler. İskandinav mitolojisine göre aşk ve güzellik tanrıçası Freya'nın arabasına iki kedi çekmektedir. Bu kültürde tanrıçanın kutsal varlıkları olarak saygı duyulan kedilerin ayrıca uğur getirdiğine de inanılırdı. Öte yandan Kelt mitolojisinde ise kedilerin büyü ve büyücülükle ilişkisi olduğuna inanılmıştır. Kediler çoğu zaman cadılara eşlik eden varlıklar ya da bizzat şekil değiştirmiş cadılar olarak görülürdü. İslam kültüründe de Hazreti Muhammed'in sevgili kedisi Müezzan'ın peygamberin elbisesinin eteğinde uyumayı sevdiği, peygamberin onu rahatsız etmeden namazını kılabilmek için elbisesinin eteğini makasla kestiği anlatılır. Bu sebeple Müslümanlar her nerede olursa olsun asla uyuyan bir kediyi uyandırıp rahatsız etmezler. Türkiye'nin en meşhur kedileri kuşkusuz tüm kedi ırklarının aksine yüzmekten ve sudan hoşlandığı söylenen Van kedileridir. Türk kültüründe kedilerin doğaüstü güçlere sahip koruyucu varlıkları olduğuna, insanların göremediği bedensiz varlıkları ve kötülükleri görebildiklerine inanılır. Sırf kötücül varlıklardan korunmak ve iyi şans getirmesi için evlerinde kedi besleyen çok sayıda Türk ailesi vardır. Kedi besleyenlerin birçoğu da kedilerin doğaüstü yetenekleri olduğunu iddia ederler.
Bunlar çoğu zaman sahibini tehlikelere karşı uyarma ya da sahibinin kederini hissedebilme gibi yeteneklerdir. Keşke bu empati sahibi canlılardan her evde en az bir tane olsa ve sokaklarda sefalet içinde kısacık bir ömür sürmek yerine bizlere yoldaş olsalar. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.